Maksud aşığa evladım ismin nedir kimsin necisin bu kuş uçmaz kervan göçmez çöllerde ne ararsın? Buranın hırsızı, uğursuzu, yol keseni vardır. Korkmaz mısın? Aşık, efendim ben can telaşından sıyrılalı hayli sene oldu. Kendi cismimden geçeli ne haldeyim, neredeyim bilmeden gezer dururum. Neden dedi maksud? O da gökyüzündeki yıldızlara uzun uzun bakarak ve derin bir nefes boşaltırcasına aşk dedi aşk. Ben bir sarayda kölelik zincirleriyle zincirlenmiş efendilerine hizmet eden yetim biriydim. Ve aklım başıma geldi geleli o yerde efendilerime hizmet ederim. Hatta bu halime öyle alışmıştım ki zaman zaman durumumu unutup güler şaka yapar gizli gizli bahçedeki elmalardan koparıp yerdim. Günler böylece geçip giderken bir sabah bulunduğumuz saraya bir telaştır ki düştü. Herkes bir hazırlık, bir koşuşturma içindeydi. Sonradan öğrendim ki sahibimiz çok değer verdiği misafirleri yaklaşmaktaydı. Sarayın giriş kapıları, bahçeleri, salonları, koridorları velhasıl her yeri temizlenmiş, çiçekler, has ipekler ile, bayraklar ile süslenmiş, türlü türlü meyveler, tatlılar ve adını bile bilmediğimiz ikramlar hazırlanmıştı. Ben de bahçede gelenleri serinletmek için büyük yelpazeler sallayan köleler içindeydim. Aslına bakarsan merak hepimizi sarmış, bu gelen kimdir ki dedirtecek kadar kulaktan kulağa fısıltılarımız yayılmıştı. Sayfa 55. Sonunda ikindi vaktine doğru bu gizemli misafirler sarayın kapılarına kadar ulaşmışlar. Muhafızlar onları büyük bir saygı ve selamlama ile içeriye buyur etmişlerdi. Gelenler hayli kalabalık, zengin ve önemli kişilerdi ki padişah tüm bahçede bulunan su havuzlarını bile ağzına kadar en değerli en saf sularla doldurmuş, içlerine dülüfer çiçekleri koydurmuştu. Kısaca her yer bayram ve düğün güzelliğinde bir mekan olmuştu. Ey depepe uzaklığına düşmüş, sağır ve kör adam, elindeki mal asasına ne kadar güvenirsin ki her daim bıkmadan, etrafı bir kar var mıdır diye yoklar durursun. Bilmez misin sır katipleri ancak sır için kalem oynatırlar. Ve sen bunu Mayıs ayında kabuğunu kemirdiğin karpuz gibi anlarsan o zaman sana Samara hıyarlarından bir bahçe gerek derim. Bir vakit içimden geçerdin. Konaklayanı olmayan kervansaraylar misali sevmişken seni. O zamanlar ne elim, ne dilim, ne de gözüm, Sendeki yıldız burcuna bilgi yolu tutmaya mecali yoktu. Harabe olmuş bir halde yaz kıtlığında boğulup gitmiştim. Neyse ki merhamet edenlerin en merhametlisi bize merhamet eyledi de, sendeki senden gayrı olan yabancıyı saflık akşamında izan aynamda görüp, Muhabbetullah sokağında asıl olana doğru koşup kayboldu. Şimdi kendimi buldum deyi üç gün üç gece, yas elbisemi neşe deryasında yıkayıp sabır güneşinde kuruttum ve şükürler olsun şükürler olsun diyerek cehalet saplantısı gözlerinin esaretinden yokluk cesaretine adım attım. Şimdi sebep sonuç var olan yok olan yok olacakla olan arasında koşup yorgun düşmektense sen neylersen güzel eylersin sözüne aslımdan asıl mana sözleri çıkartarak kendime kendi halime, öz halime bakmak nasip oldu. Şimdi beni anlayan ile anlamayan arasındaki farkı sen var bil veya bilme. Bilen bilsin de o yeter bana. Neyse biz garip kölenin garip misafirlerine geri dönelim de sen de meraktan kurtul ben de. Pür dikkat sarayın kapısından geçip bahçeye giren misafirlere bakıyordum dedi aşık. Hepsi bahçeye girip Sarayın kapıları kapanınca sarayın sahibi ve sahibesi yüzlerinde güller açmış yasına gülümseyerek onları karşıladılar. Öptüler, güzel sözler ile met eylediler ve büyük salonun kapısına doğru hep birlikte yürüdüler. Sayfa 56 Ben de bahçenin bir köşesinden ağzım açık şekilde onlara bakarken içeriye en son giren Uzun saçlı, beyaz elbiseli kıza takıldı gözüm. Yüzünü daha hiç görmeden, ismini dahi bilmeden, kalbime o zamana kadar hiç yaşamadığım değişik ve çok güzel bir şeyler olmaya başladığını hissettim. Sanki ben kuş tüyü bir yatakta çok güzel bir rüyadaydım ve bu rüyanın hiç bitmesini istemiyordum. Ey kalbi yaratıp ona en hassas anlayışı veren yüceler yücesi Errahman Celle Celaluhu! Rabbim sana en pak ve en güzel şükürler ile şükrederim ki hiç layık olmayan şu gönlüme senin sevgini bahşettin de çöl olan kalbim gül bahçesi gibi içinde bülbüller öten bir hal aldı. Akıl yaya kaldığında en güvendiği haneye yani kalp ve ruh evine bakmak ihtiyacı duyar. Çünkü onlar en gizli ve mahrem yeridir onun için. Denilmiştir ki o eve kimleri konuk edeceğinize maazallah dikkat edesin. Sonra tahrimar eder, kaçar giderler. Sen de hostun kıllarını sayan deli olursun. Hisseden ehlullah bu gece bir garip yolcu gibi sizin kapınıza gelsem içarı halime bakıp da beni sözden uzak sohbetlerinizdeki o misk kokuları arasına alır mısınız? Ve ben de benliğimden geçip sadelik akışı ile gözlerinize bakarken ol hikmet bağına sımsıkı tutunan nasuh gibi olur muyum? Ve olduktan sonra tekrar yolunu kaybeden deve misali avarelik çöllerinde kaybolur muyum? İçim ve düşlerim mahlukattan korkan çocuk gibi buhara harabelerinde inci aramakta. Belki de hazinenin tarifi benim fakir sandığım bir şekilde saklı. Ne duruyorsun o zaman? Anlayışı kör gözlerini açıp aramaya başlasana. Sen secde nuruna vardın mı şeytanı çatır çatır çatlamış bil. Ve o çatlama öyle bir hüzün halidir ki dişleri ile dudaklarını kemirir kör olası. Aşık daha da meraklanarak sarayın o büyük salonundaki süslü pencerelerin birine gizlice yaklaştı ve o çok merak ettiği uzun saçlı, süt beyaz elbiseli kızın yüzünü görmek istedi. Tam pencereye yaklaşmıştı ki sağ kulağının tam dibinde çok güzel bir kahkaha duydu. O kadar korktu ki eyvah yakalandım dedi içinden titreyerek. Dönüp de sağ tarafına hiç bakmak istemiyordu. Ama o kahkahayı atan kişi hey köle deyince döndü ve baktı. Tam karşısında o çok merak ettiği kız durmaktaydı. Öylesine kalbi çarpmaya başladı ki nefesinin gittiğini, öleceğini sandı. Sayfa 57 Sanki bir anlamda donup kalmış, zaman durmuş, beyni tüm hafızasını kaybetmişti. Tekrar aynı sesle irkildi. Hey köle! Hey köle! ve biraz kendine gelerek ve başını yere eğerek buyurun efendim sözünü zar zor söyledi. Sen sağır mısın veya kör müsün dedi. Kız neden beni anlamıyorsun? Sana en az üç kere seslendim ve çok şaşırdım. Sen donup kalınca gülerek yoksa bu saraydaki mermer heykellerden misin diye tekrar gülmeye başladı. Bir yandan gülüyor, öte yandan da elindeki gülü kokluyordu. Hayır efendim dedi köle. Sağır veya kör değilim. Sanırım sıcak havadan dolayı bir an sersemledim. Hadi dedi kız. Çok konuşma da önüme düş. Beni sarayın şu güzel bahçesini gezdir. Kaybolmak istemiyorum. Şayet kaybolursam babam ve arkadaşlarım üstüme gülerler. Bu da beni çok sinir eder diyerek umursamaz tavırlar ile kölenin önüne düştü. Köle birkaç dakika bocaladıktan sonra elindeki büyük yelpaze ile onu takip etmeye başladı. Ve içinden kendi kendine konuşmaya başladı. Ey kalbim, ey kalbim, senin bunca zaman hiç farkına varmamışım. Bu nasıl çarpmadır, bu nasıl histir ve bu nasıl bir şeydir? Vallahi ben öyle şaşkınım ki ismimi dahi sorsalar bilmez bir hale geldim. Şu önümde yürüyen ve gül kokan gül sanki köleliğimden önce yaşadığım hayatımda ziyaret etmeyi çok sevdiğim çok haşmetli ve aynı zamanda bereketli Saderhan Nehri gibi akmakta gönlüme. Bu çaresiz derdi hangi lokmana, hangi hekime söylesem de bana o simyadan içirip kurtarsalar veya bu yaşadığım bir rüya olsa da yine her gece uyuduğum o ahırda gözlerimi açıp bir hayal olduğunu anlayana kadar ağlasan